güzel memleketin sıcak yürekli insanları, merhaba! Tamam mı Mersin? Tamam! Tamam mı? Tamam! Tamam mı? Tamam! Hep birlikte milletin evladını buraya çağıralım mı? O zaman en yüksek, huzur deyince, barış deyince, umut deyince, kardeşlik deyince, adalet deyince, değişim deyince, sadece kadınlar, kadına güvence, gençliğe güvence, Mersin'e güvence, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı! İşte Mersin, işte milletin evladı, işte Mersin, işte 13. Cumhurbaşkanı! Hizmet için Türkiye'ye doğan güneş Muharrem İnce. Türkiye'ye artık yorgun bir adam değil, vatandaşa Türkiye'ye, Türkiye'ye ilim irfan bilen, özü sözü bir, sözünün eri bir adam lazım, taze kan lazım, tamam diyor, Muharrem İnce lazım. Tacı Toroslar, eteği Akdeniz, Akdeniz'e mavi mavi bakan Mersin, turizm kenti Mersin, ticaret kenti Mersin, tarım kenti Mersin, nasılsınız, iyi misiniz? Bayrak, bayrak, bayrak. Arkadaşlar, ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış görüyorum? Yoksa bir kilometre ileride bir sona ordum. En arka taraf, en arka taraf, bayrakları sallar mısınız? Sallamayın. En arka. Bayrağı sallamayın. Benim gözlerde bir sorun yok değil mi? Harikasın Mersin. Gerçekten harikasın. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Zaten uzunluğuna bir şey demiyorum. Bir deneyimli siyasetçi diyor ki, buralar da dolu. Balkonlar dolu, çatılar dolu. Allah Allah. Hey maşallah, hey maşallah. Nazar değmesin. Böylesi yok. Bir deneyimli siyasetçi diyor ki, meydanlar doluysa sevinebilirsin. Balkonlar doluysa işler iyi demektir. Çatılarda da doluysa, çatılar da doluysa kazandın demektir diyor. Kazandın demektir diyor. Bir değişimin önünden giden lider, ortasından giden durumu kavramış, arkasından giden sürüklenmiş olur. Ama bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu. Tepeden tırnağa bir rüzgar bu. Bir dip dalgası bu. Bir halk hareketi bu. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek. Taze bir kan. Bayrak. 48 gündür, 48 gündür meydanlardayım. 104. mitingimiz bu.
Yarın İzmir 105. Öbür gün Ankara 106. Ve cumartesi son İstanbul'la bitiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu üç miting için medyaya bir çağrıda bulunuyorum. Ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Ben konuşurken benim mitingimi kestiniz. Aday olmayan Binali Yıldırım'a bağlandınız. Binali Yıldırım pazar günü aday değil. Başbakanlık ortadan kalkıyor. Yok. Cumhurbaşkanı adayını kesip Binali Yıldırım'a bağlandınız. Erdoğan şimdi Mardin'de saatlerdir mitingini bekletiyor. Niye? Ben başlatayım, hemen sahneye çıkacak, beni göstermeyecekler, onu gösterecekler. Bu nedir biliyor musunuz? Tarzan zorda. Tarzan zorda. Televizyonları uyarıyorum. Bakın 104 mitingime yanlış yaptınız. Şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte. Hep birlikte. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Manşet atan Erdoğan. Televizyonlara program yapan Erdoğan. Manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan. Devletin uçağıyla gezen Erdoğan. Devletin parasını harcayan Erdoğan. Milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek. ...48 gündür... ekmek diyorum, aş diyorum, gelecek diyorum, fabrikaları, bacaları tüten fabrikalar diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, çocuklarımıza yabancı dil öğreteceğiz diyorum, kuantum diyorum, uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum. Anlamadım. Tek. Kıraathane diyor. Bir şey yok orada, bir şey yok. Medyayla kavga etmeyin. Ben ediyorum zaten patronlarıyla. Onlar emekçi. Oturacaklar, görevini yapacaklar. Sorun yok. Ama tabii gazeteci olanlar dursun. Vatandaş olan varsa insin tabii ki aşağı. Vatandaş insin. 48 gündür meydanlarda arkadaşlar, ambulans istemiyor. Ambulans mı istiyor? Hayır, istemiyor. Niye bağırıyorsunuz? Acele et. İnterneti kestiler. Yani şöyle söyleyeyim. Bence çok yoğunluktan da olabilir. Siz canlı yayından yapmaya devam edin. Devam edin. Değerli Mersinliler, 48 gündür tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceğiz diyoruz. 48 gündür arkadaşlar, bir şey istedikleri yok. Şu yerinizi bir indirin bakalım. Oradan bir şey istemiyorlar. Bırak, onlar kendisi söyler. Ambulans mı istiyorlar? Oraya bir hekim arkadaşım bakabilir mi?
Tamam geldi bak oraya. Geldi. Bak acil servis görüyorum üniforması. Tamam. 48 gündür diyoruz ki Türkiye'nin eğitim sistemini rezil ettiler. Bak 22'sinde sınav sonucunu açıklayacaklardı. Açıklamıyor, 26'sını alıyorlar. Neden? Çünkü veliler ağlayacak, öğrenciler ağlayacak biliyorlar. Türkiye'nin dış politikasını rezil ettiler. Kavgalı olmadığımız kimse yok. Kimse yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden. Aynen. Kişisel kavgası yüzünden. Esad'la kavgası yüzünden. Ama bizim paralarımız gitti. Rus uçağını düşürdüm dedi. Ben talimat verdim dedi. Sonra vazgeçti. Davutoğlu yaptı dedi. Sonra Hava Kuvvetleri Komutanı yaptı dediler. Sonra pilota kadar geldi iş. Pilota kadar geldi. Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyini bozdular. Şimdi bizim bu yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım. Yeniden. Bakın, birincisi bu seçim Türkiye'deki bütün diğer seçimlerden farklı olacak. Neden biliyor musunuz? Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Kaybeden yok. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda AK Partili kardeşlerim de kazanacak. Çünkü Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek, güven gelecek, dolar düşecek, faiz düşecek. Evlatlarımızı iyi yetiştireceğiz. Evlatlarımıza matematik öğreteceğiz. Çocuklarımıza yabancı dil öğreteceğiz. Okullarımızın hepsi nitelikli olacak. Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcularımız olacak. Gelir adaletsizliğine son vereceğiz. İşsizliği %5'in altına düşüreceğiz. Turizmde 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefini koyacağız milletin önüne. Benim cumhurbaşkanlığım Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak. Ben küçük notlar alıp candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Kimseyi kayırmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım. Saraylarda yaşamayacağım. Ankara'da 1150 odalı sarayı yetmedi. İstanbul'da 5 sarayı daha kendine tahsis etti. O da yetmedi. Marmaris'te yazlık saray yaptırıyor. Bakın herkes duysun. Mersin'de duysun. Marmaris'teki yazlık sarayı ben kullanmayacağım. Engellilere tahsis edeceğim. Hakkını bilen, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilen bir cumhurbaşkanı ama gerekirse de bazılarına haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Belki duymamıştır. Aramızda kalsın, size bir şey söyleyeyim. Söz mü? Aramızda kalsın ama. Erdoğan benimle televizyona çıkmaya korkuyor. Korkuyor. Mesela bir kere daha söyleyeyim. Belki siz buradaki AK Parti teşkilatına haber bırakırsınız da belki kabul eder.
Erdoğan diyor ya, ben ustayım, dünya lideriyim diyor ya. Bence çakma bir dünya lideri o. Gerçekten dünya lideri olsa bunu kabul eder. Ben diyorum ki Erdoğan'a, istediğim bir televizyonda, istediğim bir saatte gel seninle ekonomi tartışalım. Hadi gel. Yüreğin varsa gel. Bilgin varsa gel. Cesaretin varsa gel Erdoğan. Meydanlarda kuantum diyorum. Endüstri 4.0 diyorum. Bak Erdoğan diyorum. 3-5 sene içinde yeni meslekler ortaya çıkacak. Bu kullandığınız telefonları 2020'den sonra kullanamayacaksınız. Bunlar silikon yazılım, kuantum telefonlar gelecek. Bunlar bitecek diyorum. Yeni meslekler çıkacak. Uzayda turizm gelişecek, uzayda diyorum. Sürücüsüz arabalar olacak diyorum. Duvarlarda kağıt değişecek. Duvarlarda böyle elektronik kağıtlar olacak. Oradan haberleşme olacak diyorum. O da diyor ki ben kıraathane açacağım diyor. Kıraathane açacak. Çay var diyor, kek var diyor. Çay varmış, kek varmış. Ya sen şeker fabrikalarını sattın. Keklerde bile şekersiz olacak. Mersin'den İstanbul'a, Ankara'ya otobüs firmaları var değil mi? Yalova'da da Yalova Seyahat var. Oradan bir şoför arkadaş aradı. Abi dedi, Erdoğan dedi çayla kek veriyormuş. Yalova Seyahat'te de var dedi, çayla kek dedi. Menüyü zenginleştiriyor. Çay var, kek var, çorba var. Eskişehir'de Tatar böreği var. Mersin'e gelince tantuni var der mi acaba, merak ediyorum. Şimdi geçen gün diyor ki sen diyor Muharrem İnce diyor Niğde'ye gittin diyor. Niye diyor Ömer Halis Demir'in mezarına uğramadın diyor. Fatiha okumasını biliyor musun diyor. Şu fotoğrafı bir gösterelim. Evet. Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş. FETÖ'cüler seni kandırıyor. Yanındaki FETÖ'cülere dikkat et. Bak sana yalan söylüyorlar. Fatiha okumasını biliyor derken ayıp ediyorsun. 2 dakikalığına delikanlı ol. Ayıp ediyorsun. Senin derdin Fatiha değil. Senin derdin ayet değil. Senin derdin Kur'an-ı Kerim değil. Senin derdin ayet olsa, Fatiha olsa, Kur'an-ı Kerim olsa, Bakara makara diyen adamı tutup kulağından atardım partiden. Hadi oradan. Hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçime yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Böyle bir iddiam yok. Ben kimseye yalan söylemedim. 5 vakit namaz kıldığım falan da yok. Ama 15 yaşından beri cuma namazlarına gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce de gidiyordum. Öğrenciyken de gidiyordum. Öğretmenken de gidiyordum. Milletvekiliyken de gidiyorum. Şimdi de gidiyorum. Senden izin mi alacağım? Sen kimsin? Ayıp. Böyle şeyleri meydanlarda gelip bunları konuşma. Yani okul müdürlerine talimat vermişsin. Okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, o attığınız tweetleri, attığınız mesajların hepsini biliyorum. Siz çocukların, gidin önce çocukların okullarda temiz tuvalette girmelerine bakın. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımına bakın. Kimsiniz siz?
Valiler, kaymakamlar, işlerinde namuslu, dürüst, cumhuriyetçi kaymakamlar da var. Haber veriyorlar. Meydanlarda geziyorlar. Sanki AKP'nin il başkanı, Tayyip Erdoğan'ın yaverleri gibi çalışıyorlar. Her birinizi bir kenara not ediyoruz. Merak etmeyin. Zamanı gelecek, hepsinin hesabını soracağız. Hiç merak etmeyin. Bu Erdoğan'dan bu Erdoğan'dan size, milletimize neden hayır gelmez anlatayım. 2002'nin Kasım'ında milletvekili oldum. 16 yıldır Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Erdoğan benden 5 ay sonra meclise geldi. 2003'ün Mart'ında geldi. Geldi, gelir gelmez şunu dedi zaten. Milletvekilleri dedi, lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak dedi. Kıyamet kopuyor. Herkes alkış, vay be halk adamı. Ben de dedi, Keçiören'de bir apartman dairesine gidiyorum. Aynen de yaptı bunu. Herkes şoklarda. Lojmanları kapattı. Kendisi de Keçiören'de bir apartman dairesine gitti. Ama bir iki sene geçti. Mütevazi hayattan sıkıldı. Sonra gitti kendine bir saray yaptırdı. 1150 odalı. Sonra İstanbul'da 5 saray. Sonra Marmaris'te yazlık saray. Sonu gelmiyor. Saray perest. Saray perest. Bu bir. Onun için millete hayır gelmez. İki. Rizeliyim diyor. Doğru, Rizeli. Ama Rizeli'nin siyah çayını içmiyor. Kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor. Beyaz çay. Mesela 2002'de dostum dediği insanlar vardı. Arkadaşım, dostum, kardeşim dediği insanlar vardı. Şu anda yanında hiç kimse yok. 2002'de yola çıktıklarından bugün yanında hiç kimse yok. Yine artık Erdoğan heyecanını yitirmiş. Yorgun bir adam. Hayalleri olmayan bir adam. Heyecansız bir adam. İnsanlara tepeden bakan bir adam. Arkadaşlarına sırt çeviren bir adam. Kibirli bir adam, kibirli. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Artık dokunamıyor, anlayamıyor halkı. Çay simit hesabı yapardı, artık yapamıyor. Simidin bile beyaz çay gibi olanını yiyor. Sizin gibi değil artık. O İmam Hatip Lisesi'nde okurken ütüsüz pantolonlarla gezdiği günlerdeki gibi değil. Caminin içine bile 150 korumayla giriyor o. O sizden biri değil. O artık her şeyi bilen biri. Her şeyi bilen biri. Her şeyi. Tekrarlayacağım, çok hoşuma gidiyor bu örnek. İstanbul'da dedi ki birisi, sana oy vereceğim, bugün kararlaştırdım dedi. Neden dedim? Senin mitingde birisi bayıldı dedi. Erdoğan'ın mitingde de birisi bayılmış. Ben demişim ki az önce olduğu gibi, doktor arkadaşlar ilgilenin demişim. Erdoğan demiş ki kafasına su dökün. Onu da biliyor ya. Onu da biliyor. Kibir kulesi, kibir kulesi. Onu da biliyor. Üç çocuk diyor, üç çocuk. Ne olacak üç çocuk? Yetmiyor, beş çocuk. Doğum yöntemi diyor. Sezeryan olmaz, normal doğum olacak diyor. Kardeşim sen jinekolog musun? Mühendissin, mimarsın, doktorsun, kafaya su döküyorsun, doğum yöntemi belirliyorsun, siyah ekmek yediyorsun.
Bütün bunların hepsini sen yapıyorsun. Sonra da diyorsun ki bir kekle bu milleti sustururum diyorsun. Öğleyin keki verdin. Akşam eve gitti. Yemek ne olacak? 2002'de meydanlarda ne diyordu? Adalet diyordu, adalet. Kalkınma diyordu. Bugün meydanların birinde ben 100 miting yaptım, 104. O da 30 civarında yaptı. Yorgun adam için iyi bir miting aslında. Fena değil. Yani benim 3'te 1'ime, 4'te 1'ime yetişiyor. O da iyidir. Mesela hiç meydanlarda dolar dediğini, euro dediğini, ekonomi dediğini hiç duydunuz mu? Duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Bunları konuşmuyor. Mesela ne diyor? Milleti bölecek olan ne varsa onları söylüyor. Ama ekonomiye bir türlü sıra gelmiyor. Ekonomi yok devrede. Bunları konuşmuyor. Konuşamıyor. Hayalleri yok gelecekle ilgili. Bana diyor ki benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış. Bak bak diyor. Burada diyor müstehcen diyor sözler var diyor. Bak Erdoğan, ben senin gibi bir adam değilim. Tamam mı? Ben ne diyorsam o. Ha sen merak ediyorsan o şiirleri sen mi yazdın? Ben yazdım kardeşim. Ben yazdım. İtirazın mı var? Ben o şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Helal olsun. Şiir bu şiir. Sen şiirden anlamıyorsan ben ne yapayım? Necip Fazıl'a diyorlar ki, sözde bilirler ya Necip Fazıl'ı. Necip Fazıl'a bir gün diyorlar ki, sizin gençliğinizde yazdığınız bir şiirde kadın bacağı geçiyor. Ne diyorsunuz? Necip Fazıl da şöyle diyor. Benim diyor gençliğim hayatımın çöplüğüdür. Oraları karıştırırsanız diyor, çöplükleri sadece köpekler karıştırır diyor. Gitmişler 25 sene önce bir dershanenin ortağıyım. Vay prim ödedi mi ödemedi mi ceza kesilmiş dershane kesildi. Cezayı ödemiş miyim? Ödemişim. Sana ne? Trafik cezası gibi bir şey. Ne olmuş yani? Ulan bula bula bunu mu buldunuz? Bunu mu buldunuz? Tarzan zor da olunca hepsi şaşırdı. Hepsi şaşırdı. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Beni fizikçi diyorlardı ya. Ya bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez gördüm ben de. Son günlerde yeni bir yalana başladılar. Yeni yalan şu. Yardımlar var, sosyal yardımlar. Vatandaşlarımıza, yoksul vatandaşlarımıza. Doğum yardımı var. Gebelik yardımı var. Dul maaşı var. Muhtaç asker ailesi yardımı var. Şartlı eğitim yardımı var. Öğrenci yardımı var. Kaymakamlık bursu var. Yoksullara kira yardımı var. Engelli yardımı var. Fakir muhtaç yardımı var. Bunları ben kesecekmişim. Bunu yayıyorlar. Bakın size söz veriyorum. Söz veriyorum. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçileyim. Bu saydığım yardımlara hemen 100 gün içinde 100 lira zam yapacağım. Söz. 100 gün içinde 100 lira. Söz veriyorum. Bu sözüm namus sözüdür, şeref sözüdür. Bana
kampanyaya başladığımızda ne dedi? Gariban dedi, değil mi gariban? Ben ona ne dedim? Ya biz beraber milletvekilliği yaptık. Hatta ben senden 5 ay fazla yaptım. Ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun dedim. Peki gariban, gariban cumhurbaşkanı adayı, gariban cumhurbaşkanı olduğunda garibanın maaşını keser mi ya? Böyle bir şey olur mu? Olmaz böyle bir şey. Gariban cumhurbaşkanı garibanın maaşına zam yapar, zam. Böyle olmaz. Bir dakika. Ya hepiniz birden bağıracaksınız ya hiçbiriniz bağırmayacaksınız. Böyle yarım olmaz. Bütün bağırsın. Son İstanbul mitinginde bütün hepsini açıklayacağım. Bugün Mersin'de ilk bir haftada başlayıp 100 günde bitireceğim işleri söylüyorum. Bir, yemin ettikten sonra 48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağız. İki, 100 gün içinde Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. 3, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz. Amansız. 4, Muhammed Keçebaş. Aa, hepiniz sınıf arkadaşlarım. Benim derslerim onlardan iyiydi, haberiniz olsun. Ne haber, iyi misiniz? Ya bakıyorum, Allah Allah. Tamam. Oo, merhaba. Okul arkadaşı, sen değilsin. Seni tanımıyorum. Tamam. Okul arkadaşlarım, baktım hangimiz fazla yaşlanmışız diye baktım. O saçları nerede attın öyle Muhammed? Peki. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. 100 günde yapacaklarımız. 2002'de iktidara geldiklerinde Türkiye Dünya Kupası'nda 3.'ydü. Şu anda Dünya Kupası'na katılabildi mi? Niye? Futbol kulüplerinin seçimlerine karıştılar. Futbol Federasyonu'na karıştılar. Siyasallaştırdılar. Spor siyasallaştı. Sonra ne oldu? Ne oldu? Tepesi taklak gidiyoruz şimdi. Olimpiyatlarda madalya falan yok. Alamıyoruz. Çünkü başarı yok ortada. Pasolik getirdiler. Pasolik. Niye? İnsanları fişlemek için. 100 gün içinde Pasolik'i kaldıracağım, söz. Hemen bir haftayla 100 gün içinde 250 bin Suriyeli Mersin'de, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de, hemen Suriye'ye büyükelçi atayacağım, hemen. Barışı sağlayıp, Türkiye'de barışı sağlayıp, bölgede barışı sağlayıp 4 milyon Suriyeli'yi güle oynaya, davul zurnayla memleketlerine göndereceğim. Hemen yargıdaki düzenlemelere başlayacağız. Bağımsız bir yargı, süratli bir yargı, tarafsız bir yargı, adil bir yargı, 81 milyonun güvendiği bir yargı. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Bunların kafasının basmadığı yer burası.
yargı düzelmeden, piyasalara güven vermeden ekonomi düzelmez. Meydanlara gelmiş, bunların kafası basmaz diyor. Senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ kandırdı seni. Çok basıyordu senin kafan. Hak arama ve özel hayatın gizliliği. Size değerli Mersinliler, size şeref namus sözüdür. Cumhurbaşkanlığımın 100. gününde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Söz veriyorum. Söz veriyorum size. Telefonları çok dinlenmiş, bu konuda çok mağdur olmuş birisi olarak söz veriyorum. O kadar kötü bir şey ki bu insanın telefonunun dinlenmesi. Size bu konuda mağdur olmuş, müşteki olmuş birisi olarak söylüyorum. Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Kanun hükmünde kararnamelerle işten atılanlar var. Haklarında dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama KHK ile işinden atılmış, KHK ile işinden atılmış ama dava açılmamış. Bu kişileri derhal görevine iade edeceğiz. Askeri okullarda, askeri okullarda FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. E hakimlerin de üçte biri FETÖ'cüydü. O zaman hukuk fakültelerini de mi kapatacağız? İlk 100 gün içinde başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere hepsini açacağız. Söz. Nerede? Arka tarafta. Şu arka tarafa arkadaşlar. 2-3 palmiyenin ortasına doğru. Bir hekim arkadaşım ilgilensin. Şurada bak kardeşim. 112. 3 palmiyenin ortasına yakın. Geliyor. Geliyor. Evet. Evet, bu ananı da al git diyenlere kekini de al git diyoruz. Bu ananı da al git Mersin'de olmuştu. Doğru doğru. Burada olmuştu. Evet. Sandığın başına hepiniz ananızı da alın gelin. Hep beraber gelin. Hep beraber gelin. 10. Medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Bugün Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapıyorlar. Yarın bana yaparlar. Ben istemiyorum. Benim ülkemde bağımsız, tarafsız bir medya olsun. Eleştirsinler. Ne var bunda? Eleştirecek ki ben de hatalarımı göreceğim. Yasal düzenleme yapacağız medya ile ilgili. Mesela şu TRT var ya, TRT. TRT hepimizden vergi alıyor ama sadece Erdoğan'ı gösteriyor. Mesela yine bakın bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye'deki Sünniler Alevilere haksızlık yapıyoruz. Haksızlık yapıyoruz. Yani şöyle bir şey olamaz. Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu? Şehit oluyor mu? Peki camilerin imamlarına devlet yardım ediyor da cemevlerine niye etmiyor? Bu haksızlık. Bu haksızlığı gidermek için Alevi olmak gerekmez. İnsan olmak yeterlidir. İnsan olmak. 100 gün içinde size söz veriyorum. 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü halledeceğiz. Halledeceğiz. 100 gün içinde.
100 gün içinde kamu yönetiminde yükselmenin kuralları olacak. Kamu yönetiminde müdür olmak için, şef olmak için, genel müdür ol... Arkadaşlar görüyorum. Bir şey söyle, bitireyim konuşuruz. Olmaz mı? Uğrarım ben sizin yanınıza. Tamam mı? Tam konuşma boyunca söyleyin, onu söyleyeyim mi? Peki. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 100 gün içinde kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Şef olacak, müdür olacak, genel müdür olacak. Müsteşar olacak. Kurallar belli. Bir, etnisitesine bakılmayacak. İki, inancına bakılmayacak. Üç, cinsiyetine bakılmayacak. Dört, sağcı mı solcu mu diye bakılmayacak. Başı açık mı başı kapalı mı diye bakılmayacak. Sadece ehliyetine bakılacak. O işi biliyor mu, bilmiyor mu? Hiçbir şekilde ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım diyorum. Başörtüsü takmak istiyorsun. Kamuda takabilecek miyim? Tabii takacaksın. Tabii takacaksın. İster sokakta tak, ister okulda tak, ister devlet dairesinde tak. Nerede istiyorsan orada tak. Böyle bir derdimiz yok. Yok böyle bir derdimiz. Kendini kullandırma başörtülü kardeşim. Kendini onların oyları için kullandırma. Böyle bir derdim yok. Namus sözü, şeref sözü. Yok böyle bir dert. Yüz gün içinde, yüz gün içinde kampanyaya başlarken söz verdim. Ne diyorsam o. Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek gösterge sözünü verdim. Sözümün arkasındayım. 14. Ekonomiyi düzenleyen kurulları, temel kurumların özelliğini yasal düzenlemelerle sağlayacağız. 14-15. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz sektörel bazda. Ziraat Bankası kredilerinin %80'ini çiftçiye verecek. Halk Bankası kredilerinin %80'ini esnafa ve KOBİ'lere verecek. Exim Bankı ve Kalkınma Bankası'nı da yeniden düzenleyeceğiz. Turizme de teşvik verecekler, girişimcileri de destekleyecekler ve vadelerini uzatacağız. Bunların hepsini yapacağız. Avrupa Birliği ile müzakerelere hemen başlayacağız. Hemen Cumhurbaşkanı olur olmaz Avrupa'daki bütün başkentleri gezeceğim. Hepsinle. Hepsiyle. Ama kandırmaca değil. Samimi. Dostça. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Dünyada 200 ülke var. Bunların 50 tanesi güçlü ülke. Bu 50 ülkenin hemen hemen hepsinin büyük elçisi benimle görüşmek istedi. Buradan anlıyorum zaten. Yine bir şey daha söyleyeyim size. İnce başlar, ince başlar, ince başlar, ince başlar, ince başlar, ince başlar, ince. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii bu görüşmelerde gidip de Türkiye'yi kötüleyecek, Erdoğan'ı kötüleyecek halim yok. Bu görüşmelerde ne anlattım? Özgür bir Türkiye kuracağız dedim. Demokrasiyi kökleştireceğiz dedim. Türkiye'yi kalkındıracağız dedim. Yolsuzluklara son vereceğiz dedim. Cumhurbaşkanı aleyhinde bir genç tweet attığında sabahın köründe polisler çocuğun kapısına gitmeyecek. Mesela akşamları yandaş gazetecilerle, yandaş gazetecilerle televizyon ekranlarında çanak sorulara cevap vermektense
üniversite öğrencileriyle çıkacağım televizyonlara. Onlarla tartışacağım. Ha bir de bir şey yaptı. Milleti böldü. Gıdaları böldü. Sendikaları böldü. Şehitleri böldü. Kıbrıs şehidi ayrı para. 15 Temmuz şehidi ayrı para. Her şeyi böldü. Gönülleri böldü. Yürekleri böldü. En sonunda üniversiteleri böldü. 100 gün içinde o böldüğü üniversiteleri yeniden birleştireceğim. Söz. Askeri okullar. 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de bütün üniversite öğrencileri beşer 100 lira gençlik ve cumhuriyet bursunu karşılıksız olarak alacaklar. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Ve anneler, babalar, başka meslekten olanlar bana kızmasın. Öğretmen olduğum için yapmıyorum bunu. Ülkemizin geleceği için yapıyorum. En değerli varlığımız kimler? Çocuklar değil mi? Çocuklar. En değerli varlığımızı kime teslim ediyoruz? Öğretmenlere. O zaman 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakat var. Mülakat varsa liyakat yoktur. Mülakat varsa torpil vardır. Mülakatı kaldıracağız. Kaldıracağız mülakat. Ama bazı mesleklerde zorunlu mülakat gerekirse orada da video kaydı yapacağız. Kayıt olacak. Saçma sapan sorular olmayacak. Kayıt olacak. Yine emeklilere bir maaş demiştik Ramazan ve Kurban Bayramı'nda. Bizi dinlemediler. Ne yaptılar? 1000 lira dediler ama herkes 1000 lira almadı. 500 alan var, 700 alan var. Bakın, Ramazan bayramı geçti. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nda Cumhurbaşkanıyım. Ve şunu söyleyeyim. Emeklilere böyle olmaz bu. 1000 lira olmaz. Bu doğru değil. Bu 1-2 sene sonra 1000 lira erir gider. Onu şöyle yapacağız. Bir asgari ücret. 10 sene asgari ücret ne kadarsa onu vereceğiz. Yine emeklilikte yaşa takılanlar. Sizin sorununuzu da 100 gün içinde çözeceğiz. Sporu özelleştireceğiz. Bakın 100 gün içinde çözeceğim bir şeyi daha söyleyeyim. Çocuk bezindeki KDV'yi indireceğiz. TRT'yi sat diyorsun. Bakacağız. İyi müşteri çıkarsa bakarız. Bir işe yaramıyor zaten. Şimdi önümüzde 2 seçenek var. Ya yorgun adam kazanacak ya taze kan kazanacak. Taze kan kazanırsa faizler düşecek. Dolar düşecek. Enflasyon düşecek. Milli gelir artacak. İşsizlik azalacak. Devlet kemer sıkacak. Vatandaş değil. Taze kan kazanırsa Suriyeliler evine gidecek. Yorgun adam kazanırsa panik artacak. Faizler yükselecek, dolar yükselecek, kavga devam edecek. Ve tek adam ehliyetsiz kadrolarını doldurmaya devam edecek ve yorgun adam kindar nesil yetiştirecek. Kindar. Biz
özgür nesil yetiştireceğiz. Özgür. Kameranın kayısıya güvence yazan tabelanın sağına bir doktor arkadaşlar. Tabelanın Çukurova'nın İnce Mehmet'i hoş geldin yazan tabelanın önü. Şimdi değerli Mersinliler, ne yapacağız? Ne yapacağız? Gelelim işimize. Şimdi bir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, onlar oyunu kullandı. Ama işiniz bitmedi. Ne yapacaksın? Mersin'deki akrabana telefon açacaksın. Sivas'taki akrabana telefon açacaksın. Onu ikna edeceksin. Maraş'taki akrabana telefon açacaksın. Şimdi sizler her biriniz pazar gününe kadar bana söz vereceksiniz. Herkes üç kişiye bunu anlatacak. Yorgun adam değil, taze kan diyecek, taze kan. Söz mü? Koca Mersin'den bu kadar ses çıkmaz. Burada var 100 binin üzerinde. Ne 100 bini? 150 bin insan var. Bu arka taraf. Arka taraf. Bayrakları göreyim arka taraf. En arkası. Vay 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 vay. Müthişmiş. Kamera. Bu kamera bir daha gösterir misin? Bu nasıl bir kalabalıktır ya? Bu nasıl bir şey? Vay vay vay. Vay. Vay, devam ediyor da. Bak o eğilmiş bayrakların arkasında da devam ediyor. Yavaş yavaş öne gelelim. Yavaş yavaş öne gelelim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel daha gel daha gel. Hak hukuk adalet. Hak hukuk adalet. Hak hukuk adalet. Mersin, güzel Mersin. Tacı Toroslar, eteği Akdeniz Mersin. Hep birlikte hazır mısınız? Tamam mı Mersin? Söz mü Mersin? O zaman hep birlikte beni tekrar ediyorsunuz. Merak etmeyin. Muharrem İnce'de yanlış olmaz. Merkez Bankası'nda olur, Muharrem İnce'de olmaz. Ne diyorsam o. Ama hala bir iki gün zamanımız var. Erdoğan gel kırma beni. Bak sen ustasın madem. Gel bir televizyonda bu millet bizi bir seyretsin. Görelim usta kimmiş. Hadi gel. Gel karşıma gel. Bir de diyor ki benimle çıkarsa reytingim artarmış. Çocuklar dedim bakın bakayım ya. Onun çıktığı kanallara biz de çıktık bir kere de olsa. Meğer benim izlenme oranım onun 4 katıymış. 4 kat. Bir akşam televizyona çıktığında başka bir kanalda Asterix var. Birinde hava durumu var. Birinde de yaparsın aşkım var. Erdoğan 34. olmuş. Ya hava durumu bile senden fazla izlenmiş. Erdoğan. Gel karşıma çık da havan olsun biraz gel. Gel. Şimdi sizden son bir şey istiyorum. 3 kişiyi ikna ettiniz. Edeceksiniz. Yalnız yapamam bunu. Yalnız yapamam. Ben elimden geldiğince, bedenim el verdiğince gezeceğim. 107 miting yapabildim. Bu kadar. Ama siz de olacaksınız. Beraber yapacağız. Beraber.
Senin bir oyun Cumhuriyet'in kaderini değiştirir. Senin bir oyun çocuğunun geleceğini değiştirir, çocuğunun. Sandığa gittin pazar günü, oyunu kullandın. Ayrılma oralardan, ayrılma. Korkma. Sonra akşam nereye gideceksin? Seçim kuruluna. Akşam seçim kurulunda olacaksın. Ben nerede olacağım? Pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne. Merak etme. Merak etmeyin. Size bir küçük örnek hatırlatayım. Yalova belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? O 48 saat sandalye üstünde yattığımı hatırlıyor musunuz? Aynısını yapar bu kardeşiniz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Hep birlikte. Şimdi hep birlikte. En yüksek sesle, en yüksek sesle ama. Arka taraf hazır mısın? Hazırsın. Ön taraf hazır mı? Çatılar hazır mı? Balkonlar? Aman ablacığım bak düşersin ha. Yavaş. Aman. Evet, hep birlikte. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, memleketi kurtarır. Helal olsun Mersin. Sağ olasın Mersin. Yüreğine sağlık Mersin. Çok teşekkür ederim. Aç müziği, aç, 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 aç. Haydi bayraklar, bayraklar, bayraklar! İşte Mersin! İşte milletin evladı! Hizmet için Türkiye'ye i̇şte doğan güneş Muharrem İşte İnce. 13. Cumhurbaşkanı! Yandaşa değil, vatandaşa hizmet için Türkiye'ye doğan güneş Muharrem İnce. Evet, haydi. Yolsuzluk Muharrem ne bulsun diye, işsizlik son bulsun diye Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye Türkiye haydi tamam sizde. Diyor Muharrem İnce. Eller 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 bayraklar. Yedi bölgede bugün Mersin 81 ilde muhteşem bir kutlama yapıyor. Bugün Mersin milletin evladını Akdeniz'in rüzgarıyla Çankaya'ya gönderiyor. Yedi bölgede 81 ilde 80 milyon gülsün diye Muharrem İnce. Ve her yerde sözü bir, gittiği her yerde içinde, huzur diyen, barış diyen Muharrem milletin İnce. Evladı barış güvercinlerini Akdeniz semalarına salıyor. Harikasın Mersin. Haydi hep birlikte milletin evladını Çankaya'ya uğurlayalım mı? İlim ile irim. Huzur deyince bir Türkiye'de aydınlık bir barış deyince harimize. Umut deyince harimize. Adalet deyince harimize. Değişim deyince harimize. Özgürlük deyince 24 Haziran gelince, sandığa gidince, oy pusulasını görünce, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı! 7 bölgede, 81 ilde, milletin evladı Muharrem İnce, kendisini size, sizleri Allah'a emanet ediyor. Allah'a emanet olun. 24 Haziran gecesinde Cumhurbaşkanı olduktan sonra tekrar gelecek. Allah'a emanet ol. Helal olsun Mersin. Özür sözü bir halkın içinde Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. 7 bölgede
81 ilde 80 milyon gülsün diye Muharrem İnce.